Selam, ben Burak Mert. TYT 2791. ve sayısal 5446. olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştim. Bu videoda YKS sürecindeki çalışma tempomdan bahsedeceğim ve biraz alışılmışın dışında bir rutine sahiptim diyebilirim. Sürecin başında yani 11. sınıftan 12. sınıfa geçerken ders çalışmaya dair pek bir fikrimin olmamasından dolayı nasıl ve ne kadar ders çalışmam gerektiğine dair YouTube'dan videolar izliyordum. Bu tarz videolar derken günde 8-10 saat ders çalışan ve bunu yapmadan başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını söyleyen derece öğrencilerinden bahsetmiyorum. Zaten benim gibi öğrencilik hayatı boyunca yatmış, tembel sayılabilecek insanların bırak 8-10 saati günde 3-5 saati masa başında geçirmesi pek olası değil. O yüzden ben genelde kendine daha fazla güvenen, ders çalışmaya daha az süre harcayıp yine de başarıya ulaşan insanların tecrübelerini paylaştığı videoları takip ediyordum. Bu söylediğim videoları hazırlayanların bir kısmı gerçekten çok zeki. Örneğin fotoğrafik hafızaya sahip olanlar, Asperger sendromlular vesaire. Ama eminim ki geri kalan büyük çoğunluğu başarıya ulaştıran üstün zekaları değil, edinmiş oldukları alışkanlıklar. Bunda en önemli gördüğüm olay çalışacağın konular ve kendi yeterliliklerin hakkında bilgi sahibi olmak. Hangi konunun hangi senelerde çıktığı, kaç soru içerdiği, çıkmış soruların zorluk seviyesi, denemelerdeki o konulardaki yanlış durum. Bunları iyi analiz etmeden bodozlama ders çalışmak, zamanınızı çöp etmek başka bir şeye yaramayacaktır. Konular hakkında verdikleri soru sayılarını Google'dan bulabilirsiniz. Zorluk seviyesi ve gereken çalışma süresi hakkında YouTube'da videolar mevcut. Bunlardan ben de bahsedebilirim ama bu başka bir videonun konusu. Ayrıyeten yakın çevrenizdeki iyi sıralamalar yapan insanlara da danışabilirsiniz. Çok önemli gördüğüm bir diğer mesele de YouTube'daki konu anlatımları. Eğer ki siz de bana benziyorsanız, okulda veya etütte dinlediğiniz derslerden sonra sorusunu çözmek istediğinizde 10 sorudan 9'una baka kalacaksınız. Mesela ben 12. sınıfa geçtiğimde okula gitmemem, etütteki ders sayılarının yetersiz olması gibi sebeplerden dolayı bazı konuları anlamamaya başlamıştım. Özellikle logaritma diziler. Kulağa komik geliyor olabilir, neticede belki AYT matematiğin en basit konularından ikisi. Ancak anlayamadım. Sonra YouTube'da bir baktım, Mert Hoca diye bir adam. Resmen harika anlatıyordu. Ama masa başında pek duramayan bir insan olduğumdan, yani tembel olduğumdan, direkt yatma moduna geçiyordum. Sonra dedim ki niye verimsiz yatıyorum? Verimli yatayım. Ve yatarken YouTube'dan konu anlatım videosu izlemeye başladım. Hatta bir yerden sonra tamamen YouTube'dan ilerlemeye başladım. Ve işin sonunda takır takır sorularını çözüyordum. Son olarak ekleyeceğim şey ise videonun başında bahsettiğim az sürede yüksek verimle çalışan insanlar ayırdıkları zamanın tamamını firesiz bir şekilde çalışmaya ayırıyorlardı. Masanın başında belki 5 saat değil 1,5-2 saat geçirin ama bu sürenin tamamında sadece önünüzdeki sorulara veya her ne çalışıyorsanız ona odaklanın. Bunu başarmak için ilk olarak hayatınızdan multitask kavramını tamamen çıkarmalısınız. Birçok araştırma bunun bizi nasıl ve ne kadar yavaşlatabileceğini gösteriyor. Mesela şu an bir yandan benim videomu izleyip bir yandan ders çalışmayı deneyenler. Öncelikle sizi çok seviyorum ve videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Ancak garanti ediyorum ders çalışman gerektiğinde sadece derse odaklanırsan bayağı bir zaman kazanacaksın. Galiba bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Ama şunu da eklemeliyim ki bana kalırsa hiç kimse her gün her saat ders çalışamaz. Planlı bir şekilde boş zamanlar yaratıp biraz derslerden uzaklaşmak, arkadaşlarla vakit geçirmek, gezip tozmak, ertesi günlerde çok daha fazla ve verimli ders çalışmanıza olanak sağlayacaktır. Size sürekli ders çalışmalısın, başka hiçbir şeye vakit ayırmamalısın yoksa başaramazsın diyen insanlara aldırış etmemenizi şiddetle tavsiye ederim. Her kim ne derse desin kendimize ve mental sağlığımıza vakit ayırmalıyız. Beni Instagram'dan takip edebilir, sorularınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Bay bay.